Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle fuşya çok güzel tek renk bir tülbentim var ve buna tek renk tek sıra giden bir model hazırladım sizlere. Şöyle tığımın numarasını göstererek başlayalım. Modelimiz şu şekilde. Evet, modelim bu şekilde. Şöyle yan yatan papatya yaprakları hazırladım sizlere. Bakın ilk iki sıradan gidiyor altına bir şekilde kutucuklar yapınca bakın kutucukların üzerinde daha böyle şatafatlı, görünüşü güzel duruyor arkadaşlar. O yüzden şöyle altına kutucuk yapıp sonra üzerine bunu papatya yapraklarını yaptım. Çiçek bu şekilde kendini daha iyi gösteriyor. Tığ battının üzerine çok yere yapışık duruyor arkadaşlar. Bu şekil trabzanın üzerinde hoş duruyor. Yani bu benim kendi özel fikrim. Tabi buna katılan olur katılmayan olur. Eğer bu şekil böyle kutucuklar yapmak istemeyen olursa sadece tığ battıların üzerine de aynı şekilde yapabilir. Evet sizler hazırlamış olduğum modelim bu. Bunu her tek renk üzerine sade beyazda dahi yapılabilir. Çok hoş. Şöyle zarif bir model oldu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. İlk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yaparak modelimize başlıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla kenar tığlama işlemi mevcut. Youtube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yazdığınızda hemen tülbent kenar tığlama işleminin videosu çıkacaktır karşınıza oradan izleyebilirsiniz Arkadaşlar şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz bakın ipimi tığıma tutturdum şöyle bir defa tığımı dolayıp hemen yandaki tığ battıya girip 2 ve 2 alarak trabzan yaptım iki zincir şöyle bir defa dolayıp hemen sıradaki tığ battıya 2 2 alarak trabzan yaptım her trabzana bu şekilde ikişer zincirli kutucuklar yapıyoruz İlk sıramız bu şekilde oluyor. Şöyle iki zincir, bir defa tığımı dolayıp hemen sıradaki tığ battıya iki ve iki. Bu şekilde kutucuklar yaparak ilk sıramızı bitireceğiz. İki zincir, bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya iki ve iki. İki zincir, bir defa doluyorum. Hemen sıradaki tığ battıya iki zincir, bir defa doladım. 2 ve 2. Şöyle bir defa tığımın başını dolayıp 2 2 alarak kutucuklar oluşturuyorum. 2 zincir. Bir defa dola. 2 2 al. 2 zincir. Bir defa dola. Hemen 2 ve 2. Bir defa doluyorum. Şöyle sıradaki tığ battığına 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 2 ve 2 bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 sıradaki tığ battı ya Evet arkadaşlar ilk sıramız bakın bu şekilde oluyor böyle kutucukları yapacağız sonra bu papatyaların yapım kısmına geçeceğiz ilk önce kutucukları bu şekilde hazırlıyoruz 4 kenar ve herhangi bir kutucuğun içine Böyle sık iğne ile ipimi sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum kutucu sık iğnemin üzerine ve ilk kutucuğuma kapattım. Bu şekilde 5 tane tığ battı yapacağım. 3 zincir sıradaki kutucuğa kapattım. 3 zincir şöyle sıkı sıkı çekiyorum zincirimi ve sıradaki kutucuğa kapatıyorum. Bakın bu şekilde 5 tane kutucuk olacak. Sonuncu ve 5 tığ battımı da bu şekilde hazırladım ilk başlarken bakın bu şekilde 5 tane tığ battı ile başlıyoruz ve bir zincir çekip ilk yuvanın içine sık iğne ile sabitledim 5 zincir çekiyorum şöyle sıradaki tığ battının içine sık iğne ile sabitledim bakın iki çiçeğimizin arasına bu şekilde 3 tane tığ battı mesafesi bıraktım. Bir zincirle düz tarafına dönüyorum ve bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitledim buraya bir zincirimi sabitledim şimdi 8 tane zincir çekiyorum hemen bu 5 zincirli yuvaya kapatıp bu şekilde kirpik yaptık 4 tane 8 zincirden kirpik yapacağız 6 7 ve 8 kapatıyorum bu şekilde tekrar 6 7 ve 8 3. kirpiği de yine bu 5 zincirli yuvama kapatıp şöyle 4 tane zincir çekiyorum sonuncu kirpiğimiz trabzanlı olacak hemen iki defa tığı doladım şöyle 2 2 ve 2 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına çevirdim. Hemen ilk kirpiğin içine giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. Yine 5 zincir. Sıradaki kirpiğin içine girip sabitliyorum. 5 zincir. Hemen bakın sonuncu kirpiği de sabitledim. Bu şekilde 3 tane yuva hazırladım dikkat etmeniz gereken sondaki kirpik trabzanla olacak şimdi bir zincirle düz tarafına dönüp ilk yuvanın içine bir zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim bu yuvalara papatya yaprakları yapacağız hemen 3 zincir 2 defa doladım yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 şöyle ışığı yaklaştırayım yine uzağa bırakmışım 2 defa tığı doluyorum Şöyle 2 2 ve 2 bakın. Şimdi arkadaşlar bu trabzan zincirle beraber 3 tane oldu. Toplamda 6 tane buraya trabzan yapacağız. 2 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. Bakın. 5 tane trabzan olunca hemen sıkı sıkı bu şekilde 3 tane zincir çekip diğer trabzanların olduğu yuvaya kapattım ve ilk yaprağı bu şekilde tamamlayıp diğerine sık iğne ile geçtik yaprağımız bu şekil oldu şimdi aynısını diğer yuvalara da yapacağım 3 zincir çekerek başlıyorum 2 defa tığı doladım şöyle 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 2 defa tığı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 şöyle 5. trabzanı buraya kapattım hemen 3 zincir aynı yuvanın içine sabitledim bakın şöyle aşağı yuvarlak durmasının sebebi indiğim 3 zinciri sıkı sıkı çekmem arkadaşlar yine sık iğne ile geçişimi yaptım şöyle sıkı sıkı zincirimi çekip iki defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 iki. i̇ki defa şöyle birbirine de yakın alıyorum ki trabzanlarım kalın güzel duruyor o şekil yapılınca sizde kalıp gibi ve sıkı bir trabzan istiyorsanız şöyle birbirine yakın sıklıkta çekin tekrar 2 defa dolayıp 5 trabzanı bu şekilde yaptım ve 3 zincirle yine kapattım Evet arkadaşlar bakın buraya da şöyle e, dibine bir sık iğne başında olduğu gibi muhakkak sık iğne çekelim şöyle bir göstereyim bakın çok güzel oldu arkadaşlar şu e, yuvaya batma işlemi yok trabzanı direkt 6 zincirimizi çekerek hemen çiçeğimizi bitireceğiz bu kadar 6 zincirimi çektim hemen 1 2 3 mü 2 mi şöyle 1 2 iki arkadaşlar ikinciye kapattım bakın ikinci kutucu bunu biraz oldu arkadaşlar çıkartalı da o yüzden unutmuşum bir iki gün oldu. Şöyle 3 zincirimi çekip sıradaki tığ battıya batıyorum. Yine ilk başladığımız noktaya geldik. Bu şekilde 5 tane 3 zincirden tığ battı yapacağız. Şöyle 3 zincir sıradakine tekrar 3 zincir. Şöyle tığ battıları 5'e ulaştıracağız. 5. ve sonuncu tığ battım bu şekilde hazırladım. Şimdi e, bu 5 tığ battın ikisi bize yuva olarak diğer üçü de ara suyu olarak kullanacağız. Hemen ilk tığ battıya sabitliyorum. 5 zincir sıradaki tığ battının üzerine bu şekilde sabitledim. Bakın ikisini biz kullandık. 3 tanesi de ara mesafesi olarak kaldı. Şöyle bir zincirle dönüşümü yaptım. Hemen sık iğne. Bu şekilde sık iğne ile yapınca köşe kısmı çok güzel duruyor. Yaparken şöyle bu sık iğneyi unutmayın. Hemen 8 tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Bu ilk ipimiz. Yine 8 zincir. 4 5 6 7 ve 8 sıradaki kirpiğimizi oluşturduk ve 8 zincir 6 7 ve 8 şimdi arkadaşlar 3 tane 8 zincirden kirpiği yapıp sonra 4 zincir çekeceğiz Çünkü bu son e, zincirimiz e, trabzanla 8 gibi gözükecek Burası önemli bakın arkadaşlar dönüşü için buraya dikkat edelim iki defa tığımın başını dolayıp hemen yuvadan şöyle 2 2 ve 2 alarak bakın 8 tane zincir görünümü verdik buraya ve 5 tane de zincir çekip yuva hazırlayacağız dönüyorum ve sık iğne ile buraya sabitledim 5 zincir 4 tane kirpiğe 3 tane yuva oluşuyor yine 2 3 4 5 zincir hemen sıradaki yuvanın içine girip bir zincirle dönüşümü yapıyorum Bakın. bu şekilde dört tane kirpiye 3 tane yuvayı hazırlayıp bir zincirimi de buraya sık iğne ile sabitliyorum şöyle güzel bir dönüşüm görünümü veriyorum 3 zincir iki defa tığımı doladım yine yuvanın içine şöyle trabzanlarla yaprak yapacağız Evet iki defa doladım Şöyle 2 2 ve 2. 4 Tekrar 2 defa doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 5 3 zincir hemen aynı yuvanın içine girip şöyle sabitliyorum. Sıradaki yuvanın içine sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bakın. Yaprağımız bu şekilde tüm nasıl yapılacağını da gösteriyorum bakın 3 zincirimi çekip 2 defa tığımı doluyorum şöyle 2 2 ve 2 bir defa dolayıp 1 2 2 diye de çekebiliriz fakat şöyle kalın bir trabzan olması için bu taktikle alınması şart Evet şöyle 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım şöyle 2 2 ve 2 tekrar iki defa tığımı doladım şöyle 2 2 ve 2 bakın kenardaki 3 zincirimle beraber 5 tane trabzanım olunca şöyle özellikle aşağı ineceğim bu zincir sayısını çok sık çekiyorum ki şöyle yuvarlak bir meyil olsun diye diğerine sık iğne ile geçişimi yapıp yine 3 zincirle başlıyorum Evet son yuvaya geldik. Son yuvamızı da aynı işlemi yapalım. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığımı dolayıp şöyle 2 2 ve 2. 2 2 ve 2. 4 oldu. 5. yapalım. 2 2 ve 2. Şöyle 3 zincirimi yine son trabzan olarak kapatıp hemen zincirin dibine yuvanın içine sık iğnemi yapıp 6 tane zincirimi çekiyorum 6 zincirimi hemen ikinci bakın 1 ve 2 kutucuğa kapatıp şöyle 1 2 3 zincir sıradaki şöyle 1 2 3 zincir sıradaki kutucuğa bu şekilde tığ battı olarak kapatıyorum. Şöyle yünü yasında zürafa tığ boyasında tığ battı. 3 zincir 4 1 2 3 zincir. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu 5 tane geri dönüp bu ikisine 5 zincirli yuva yapılacak ve devam edilecek. Biz burada bırakalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın modelimizi hazırladık yine iki tane daha önce yapmıştım iki tane de şimdi e, sizlerle yaptık bakın çok güzel bir model hazırladım yine sizlere çok hoş oldu gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar şöyle kameramı düzelteyim evet arkadaşlar modelim bu bir kutucuk bu şekilde yukarı kaldırıp böyle şahane bir güzellik veriyor arkadaşlar. Şöyle de tutayım bakın. Tutma işlemlerini bir türlü beceremiyorum ama gerçekten biz bu işi biliyoruz diye bir söz var ya arkadaşlar. Bakın gerçekten biz bu işi biliyoruz sanırsam. Şöyle net bir göstereyim. Şöyle üç tanesi olsa bile en azından ekrana bu kadar sığsın gözüksün güzel gözüksün arkadaşlar şöyle istediğiniz yeşil pembe e, mavi hangi tonlarda yaparsanız yapın bu kadar güzel gözükecektir arkadaşlar çok da hoş oldu çok da zarif oldu hem tek sıra hem tek renk ben bayıldım gerçekten yani e, bu şeyde kameraya yansıyorsa bu güzellikte inan çok mutlu olurum arkadaşlar çok güzel bir duruşu var çok da hoş duruyor sizler de arkadaşlar yeni bir kanal açtım biliyorsunuz tığ oyaları dünyası diye Bu kanalıma da destek verirseniz sevinirim orada da böyle yeni burada olmayan modellerden paylaşacağım buranın modelleri değil destek olursanız sevinirim sevindirmiş olursunuz Allah'a emanet olun arkadaşlar Hoşça kalın s 래